Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. NBA gündemini Kaan Kural'la değerlendireceğiz. Cleveland Cavaliers 3 maç üst üste kaybetti. Oradan başlayacağız. Chris. Dan. Cleveland hegemonyası çöküyor mu? Ne diyorsun? İlk gün hadi Giannis coştu. Kaybettiler. Sonra Clippers 2 maç üst üste kaybetmişti. Kazanmak zorundalardı. Oradan kaybettiler. Bulls'a kaybetmeleri biraz garip geldi bana. Çünkü takım olarak da kötü gidiyordu Bulls. Nasıl değerlendiriyorsun bu mağlubiyetleri? Bir de asistlerine baktım ben takımın. Cleveland'ın asistlerine. Kaybettiği tüm maçlarda, bütün sezon. En fazla asist yapan 5 asist yapmış. Ya paslaşmama gibi durum da var. Baskı arttıkça acaba eski huylarına geri mi dönüyor takım? Yani toplar elde mi kalıyor? Paslaşma bitiyor mu? Ne oluyor? Bugünün tarihi ne? Tarihi 2 Aralık. 2 Aralık değil mi? Bence diğer konuya geçebiliriz rahatlıkla. Abicim, Kasım sonu, Aralık ortası, Aralık sonu, Şubat ortası. Abi Mart'a kadar bu takım iyi durumda, bu takım kötü durumda, bu takımın geleceği, geçmişi bu. Bunlar çok manalı şeyler değil. Bir. İkincisi, şimdi bunu bir kenara koyalım, tamam mı? Ama sonuçta bu maçlarda oynanıyor ve bu maçlarda bize bir şeyler söylüyor. Yani takımla ilgili bize ne söylüyor ya bakmak lazım. Abi ben sezon başı beklentilerim açısından, ben kişisel subjektif olarak söylüyorum ama bu genelde pek çok kişinin paylaştığı bir görüştü. Daha doğrusu genel kabul gören bir görüştü. Yani benim de dahil olduğum ve yani paralel düşündüğüm görüş. Cleveland'ın geçen seneki şampiyonluktan sonra çok büyük bir rehavetle sezona gireceği, zaten başta LeBron James olmak üzere nerede vites büyütmeleri gerektiğini bildiği, nerede odaklanmaları gerektiğini bildikleri için Mart'a kadar falan üçüncü viteste, cruise kontrolde böyle takılıp, ikinci viteste takılarak gidecekler. Ve daha sonra işte Mart'la birlikte tekrar ritim bulup playoff'lara hazır girecekler. Ama ben hatta Doğu üçüncüsü falan olsalar hiç şaşırmayacağımı, 50-52 galibiyet alabileceklerini söylüyordum. Evet. Yani bu şaşırtıcı bir senaryo olmazdı. Ama bunun tam tersine inanılmaz şeyli, moralli girdiler sezona. Kevin Love Minnesota günlerine dönmüş gibi gözüküyor. En azından rahatlamış, rolünü de iyi anlamış. LeBron artık öyle bir olgunluk ve öyle bir oyun birinci seviyesindeki inanılmaz rahat takımı idare ediyor. Ben ona şey diyorum, Rambo'dan şeye dönüştü diyorum yani. Erwin Rommel'e dönüştü. Yani bir generale dönüştü. Abi bütün kariyerinde 6.8-7 civarında asist yapan adam 9.5 asist yapıyordu. Yani gerçekten takımı çok iyi yönetiyordu. Tıkır tıkırla oynuyorlardı. Abi Love biraz formsuzlaştı. Takım biraz ritim kaybetti. Kötü oynadılar 3 maç üstü. Yani hiçbir şey fark etmez abi. Yani sezon başındaki şu görüntüleri sürpriz veya işte Cleveland'la ilgili kötü bir mesaj falan filan değil. Sezon başı görüntüleri bence, yani bugüne gelene kadar, bu 3 mağlubiyet seriye gelene kadarki görüntüleri bence çok etkileyiciydi. Bu olması gereken demeyeceğim ama hani olması çok normal ve çok doğal olan, hiç de şaşırtıcı olmayan bir talihsizlik, tökezleme şey durumu. Ona bakıyorsun abi, işte mesela Clippers bunları 30'dayım değil mi? Abi Clippers bir tane maçta şey kime, Orlando'ya mı yenildi öyle saçma sapan bir şekilde böyle? Brooklyn'e yenildi. Ha Brooklyn'e yenildi yani. Uzatmada. Ondan önce de Orlando'ya mı? Öyle çok saçma. Ondan önce de evet. Çok saçma. Yani şimdi abi insanlar, takımlar garip mağlubiyetler alabiliyorlar. Golden State 37 Lakers'dan. Üstüne 300 atmana yenildi. Yani oluyor. San Antonio kendi evinde Orlando'ya yenildi abi. Kendi evinde yani. San Antonio'da. Bu arada San Antonio iç sahada kaybedildi. Deplasmanda kaldı. Yani bunlar olabilir. Arda arda 3 mağlubiyet olunca tabii insan falan filan diyor ama demeyin yani. Hakikaten gerek yok. Kötü bir dönemden geçiyorlar. Ya kötü bir dönemde değil. Yani bu dönemde atıyorum çok ağır parti yapmıştır Kevin Love'la J.R. Smith. Hala kendine gelememiştir 3 bir haftadır. Olur böyle şeyler yani. Ya da sadece ve sadece form eğrisinin getirdiği sonuçlardan biridir. Hiç endişecek bir şey yok yani. Bulls hakkında ne düşünüyorsun? Onlar da hızlı girdi, düşüş yaşadılar. Onlar için bir anlam ifade ediyor mu Cavs yemeleri? Onlar biraz daha normalleşiyor diyeyim ben. Çünkü o takımın ana sorunu, ana iki tane sorun diyelim. Bir, herhangi bir dış şut tehdidi olmaması. Yani dış şut tehditleri tabii ki Mirotić gibi, McDermott gibi var ama ana aktörlerin hepsinin çok ciddi şut problemi olması. Bu da alan paylaşımının sorun yaratacağıydı. İkincisi rol paylaşımı. Yani Rondo topu yönetirken Jimmy Butler ve Wade'in rolü ne olacak? Bu takımın esas alfa köpeği, esas lokomotifi Jimmy Butler'ken Wade ona ikinci bir role soyunacak mı? Yani Miami'de LeBron'a karşı yapamadığı ve işte
LeBron'la paylaşamadım. Burada paylaşabilecek mi gibi bir sorun vardı. Şimdi birincisi mucizevi bir şekilde Wade'in tarihi isabetiyle oynamasıyla, Jimmy Butler'ın normal kariyerinden daha iyi atmasıyla vesaire bir anda mucizevi bir şekilde ortadan kalktı. İkincisi de Wade çok çok daha olgun. Yani onun kariyerinin bu aşamasında bir takımı nasıl, hani şu anda Wade'in artık bir takımı 18. basamağa taşıyacak oyuncu olmaması gerekiyor. O 18. basamağa kadar taşınması, 18'den 20'ye çıkaracak oyuncu olması. Yani fark yaratan oyuncu konumuna geçmesi gerekiyor. Lokomotif oyuncudan. Ve bunu mesela Miami'de yapamamıştı bence. Ki Miami onun takımıydı çünkü. Ama buraya geldiğinde ben gene hani onun karakteriyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Tam tersine o Miami'yle sahiplenmesiyle ilgiliymiş galiba. Mesela LeBron'a karşı yapmadığını, ki LeBron biraz çok samimi arkadaş, çok iyi dosttu yani. Jim Butler'a karşı yaptı. Yani Jim Butler'ın lokomotif olmasını çok rahat kabullendi ve fark yaratan oyuncu konumuna geldi. Şimdi ilki sürdürülebilir bir şey değil. Bu oyuncular böyle şütörler değiller. Ki nitekim Chicago'nun sezonun o başındaki anomali şut yüzdesi gittikçe düştü. Ama rol paylaşımı beklenenden daha. Rondo hariç herkesi bir yere oturtabiliyorsun ama Rondo'yu zaten herhangi bir takımda bir yere oturtmak çok çok zor. O yüzden iki ana problemden biri normalleşti diyeyim. Beklendiği gibi problem olmaya devam ediyor. Ama diğeri hiç problem olmadı, hatta artı oldu. Butler'ın performansı biraz göz ardı ediliyor gibi geliyor bana. Nasıl ne diyorsun? Çok iyi oynamıyor mu? Abi göz ardı edene söyleyeceksin onu yani. Şu aşamada çok gerçekçi bir şekilde MVP için bile adı geçebilir. Mesela benim MVP adayım bu sezonki Kawhi Leonard. Şu anda Kawhi Leonard'dan daha iyi oynuyor. Genel toplamda. En azından şey olarak bireysel istatistik, bireysel karşılaşma. Tabii Kawhi'nin oyuna etkisi daha fazla ama. Knicks'le bir takas yapmışlardı. O takastan karlı çıktıklarını söyleyebiliriz. Ama Knicks karsız çıktığının farkında mı onu bilmiyoruz. Çünkü Rose'la kontrat uzatmayı düşünüyorlarmış. Ne diyorsun, Knicks maçlarına bakıyor musun? Ne durumdalar? Rose'la hakikaten uzatmak mantıklı bir karar olur mu onlar için? Şöyle... Rose bir zamanlar MVP olduğu için, gerçi o sezonda MVP'nin en zayıf olduğu sezonlardan biriydi. Yani çok böyle geçen seneki Curry'nin MVP'liği ile Derrick Rose'un MVP'liği arasındaki oyun etkisi biraz farklı. Zaten bir numara seçimi NBA'ye çok büyük bir şeyle geldi. Çok büyük etki de yarattı. O yüzden hep onu o zamanki Rose ve o zamanki beklentiler, yani NBA'nin en iyi 3-4 oyuncusundan biri olabilecek Rose gibi değerlendirenler var. Bir de o kadar sakatlığın ardından oyun algısı ve aklının ve devamlılığının sorunlu olduğunu düşünüp bir de öyle bakanlar var. Bazı insanlar Rose'u çok overrate ediyor, bazıları çok underrate ediyor. Yani şu anki Rose için konuşuyorum. Şu anki Rose'un beklentileri karşılayamadığını düşünenler var, beklentinin üzerine çıktığını düşünenler de var. Nereden baktığına bağlı. Ama sonuç itibariyle Rose eski, bütün eskiyi gömüp şu anki oynadığı oyuna bakarsan Rose'la uzatılabilir mi kontrat? Uzatılabilir abi. Çünkü Rose katkı veriyor mu? Veriyor. Ve atıyorum Rose gittiği zaman, Rose gitsin kim gelsin? Kılıçdaroğlu mu gelsin abi yani? Anlatabiliyor muyum? Hani kimi alacaksın Garlock? Daha iyi bir alternatif bulursan eyvallah. Ama Rose özellikle Jennings'i de düşünürsen, Jennings'in varlığını da düşünürsen kötü bir opsiyon değil. Ha Rose'a hala bir yıldız oyuncu statüsünde yıllık 20 milyon dolar falan vermeye kalkarsan o doğru değil. Rose'u doğru değerlendirmek lazım. Rose katkı veriyor mu? Veriyor, evet. Hele ki yanına onun o iyi olmadığı, maça gelmediği, düşüşe geçtiği zamanlarda şey yapabilecek, backup edebilecek, yani yedekleyebilecek Jennings gibi bir oyuncunun varsa bence bunda bir sorun yok. O zaman uzatabilirsin kontratı. Hani seneye işte 3 yıl 29 milyon dolarlık bir kontrat alırsa Rose ya da 32 milyon dolar, yani kısalık yapıyor, yıllık 10 milyon dolar civarı bir kontrat alırsa gayet de normal ve mantıklı derim. Ha 20 verirsen o başka bir şey işte. O zaman fazla boy aynasında görüyorsun demektir. Porzingis'in gelişimini nasıl görüyorsun? Enfes. Yani, abi zaten şimdi çok temel iki tane şey var. Fizik olarak nasıl bir oyuncu Porzingis? Acayip bir şey. Eşsiz. Evet. 2.20 bir kere. Yani bütün diğer uzunlar işte 2.10-2.12 işte 2.8-2.12 aralığındayken işte Towns 2.10-2.11 galiba. Anthony Davis 2.11, Towns 2.12 galiba. Hani hepsi o civarlardayken bu adam 2.20 bir kere. Yani şimdi orada bir dur. Çok acayip bir şey o yani. Hani şey gibi düşün. LeBron, Paul George'la
Anthony Davis arasındaki boy farkı kadar bir boy fark Anthony Davis'e kendisi arasında. Hani şimdi o önemli bir fark. İkincisi, abi müthiş bir sporcu adam. Yani kendini geliştirmek için inanılmaz kendini adamış. Basketbolunu geliştirmek için çok istekli, niyetli. Bunu bir şey yapan, fiziksel yeteneklerini zihinsel gelişim odaklanmasıyla birleştirmiş bir adam. Yani çok 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 iyi bir oyuncu olacağına hiç şüphe yok. Çok temiz bir şutu var, 3 sayı atabiliyor. O fiziği dolayısıyla çok hareketli, ayaklar çok çabuk var. Yani her şey var. Ama işte mesela Anthony Davis'i bir tık yukarı koyuyorum. Çünkü aynı derecede patlayıcı değil. Vücut koordinasyonu biraz Porzingis'i 1-2 sene sonra o kadar uzun bir oyuncunun çünkü fiziksel gelişimi tamamlaması biraz ama koordinasyon ve akıcılık konusunda henüz hala küçük böyle şeyleri var. Aşması gereken şeyler ama o yaşla ilgili bence. Bir de adam 2-20. Yani 2-20 olup mesela Sean Bradley vardı galiba Nets'te. 28'di ama. 28 miydi? O da hiç eline ayağına hakim olamıyordu. Tabii. Zaten belli bir boydan sonra vücut koordinasyonu falan çok düşüyor. Zaten nerede şey ama bir yerde okumuştum. NBA'de 7 footer diyorlar ya onlar Amerikalılar. İşte 2-13'ün üzerinde olup normal vücut koordinasyonundan herkes basketbolcu olmuş Amerika'da galiba. Ki normal olursun da zaten. Yani doğru bir vücut koordinasyonu sahibi olman yeter. Ama belli bir boydan sonra vücut koordinasyonu sağlamak da daha istisnai bir durum oluyor. Yani eller kollar böyle bir pelte gibi şey oluyorsun. Yani çünkü sinir uçlarının şeyleri, mesajları daha aynı akıcılıkta ulaşmayabiliyor vesaire. Çok beklediğimiz bir maç vardı. Konuşmuştuk hatta 2 hafta önce galiba. Golden State Houston mu? Evet. Oynandı ve çift uzatmayla bitti. Beklediğin performansı alabildin mi maçtan? Valla maç Türkiye saatinde saat 10:07 gece bitti abi. Çok acayip bir şekilde. Ben sabah kalktım işte maçı seyretmiyordum. 9:30 gibi kalktım ama maçın ne olmuş diye bakayım dedim. Daha 4. çeyreğiydi. 2'de uzatma seyrettim. Yani şimdi daha sonra seyrettim maçın başını bu arada. Benim bütün sezon en beklediğim maç. Çünkü bir hücum festivali. Hatta söylemiştim burada. 80 sayının üzerine çıkacak bir çeyrek. Çıkabilirdi daha doğrusu bir çeyrek demiştim. 47, yani 44-41'lik çeyrek bekliyordum. Bir kere çok eğlenceli, çok keyifli. İki uzatmalı. İzlemesi çok güzel maç oldu. Houston'ın siyah formasına da hastayım bu arada. Houston bir şekilde kazandı. Ama iyi maç olmadı. Yani bir NBA rekoru kırıldı bu arada. İki takım da 40'ın üzerinde üçlük attı. Ama toplamda %22 mi %23 isabetlemini attılar. Çekişmeli, eğlenceli, keyifli iki takımın da kazanmayı istediği ama kalitesiz bir maç oldu. Ben tam tersine çok çekişmeli olmasını beklemediğim, yani Golden State'in rahat sonuca gideceği ama çok basketbol kalitesinin, hücum kalitesinin çok yüksek olacağı bir maç düşünüyorum. Benim tam beklediklerimin tersi oldu diyebilirim. Ama basketbolun güzelliği de bu yani. Yani her beklediğin olmuyor. Bir dahaki Houston Golden State maçının çok daha skor, yani daha benim beklediğim yakın daha skorlu olması gerekiyor. Kötü bir şut, iki tarafın da kötü şut attığı güne denk geldi yani. Bir türlü ritim, şimdi ritim bulamıyorsun, karşıdaki bulamıyor, iki taraf da birbirinin ritmini bozuyor bu sefer. İki taraf da birbirine ritim vereceğine, iki taraf da birbirinin ritmini bozdu gibi oldu. Ama sonuç itibariyle Eric Gordon acayip oynadı bu arada. Ryan Anderson acayip oynadı. Klay Thompson felaket. Kevin Durant bu sezonun en iyi ilk 3 çeyreğini oynayıp sonra 4. çeyrekli uzatmalarda batırdı. Evet. Tuhaf bir maçtı yani. Açıkçası tuhaf bir maç. James Harden mesela çok iyi bir maç çıkarmadı aslında. Bakma rakamları falan çok iyi. Kendisi yani sezonun en iyi işte 20 maç mı oynadı diyorsunuz. Sezonun en iyi 10. ilk 10 maçına girmez yani Harden'la oynadı. Düşün yani. Buna rağmen kazandı. Ama Ryan Anderson'ın kesin en iyi maçıydı. Eric Gordon bu sezon zaten iyi oynuyor ama o da çok iyi maç. Vesaire. Yani sonuç itibariyle kötü bir maçtı yani. Onu söyleyeyim. Bu iki takımın beklediğimiz maçları arasında yani benim senaryolarda ama çok çekmeli, çok eğlenceli oluruz kesin. Bir sonraki maçı gene izleyeceğiz bakalım. Okay. Daha eğlenceli olur belki. Bundan iyi. Ha şimdi bir maçtan ne beklediğine bağlı. Seninle benim beklentilerim farklı olabilir maçtan. Hani bu Golden State Houston maçını pek çok kişi de benim Amerika'da çok beğendiğim yazarlarda işte instant klasik yani anında klasik oldu falan filan diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum yok, şahsen. Bence. Benim beklentim farklıydı. Onun demek ki onun beklentisini çok tatmin etmiş. Ona bir şey diyemem. Ama benim bu maçtan beklentim ve bu iki takımın asıl iyi yaptıkları şeyler. Şimdi asıl iyi yaptıkları şeyleri görmek istiyordum. Ben onu pek göremedim. Son bir şey sorayım bu konuyla ilgili.
maçı anlatan spiker dedi ki Golden State biraz aslında yavaşlatsa oyunu, top çevirse nasılsa Houston Rockets açık verecek savunmada. Şimdi oyun anlayışından ödün vermeye gerek var mı mesela sezon içinde bir takımı yenmek için? Spesifik özel durumlar ve özel anlar hariç bu iyi bir fikir değil. Playoff'ta olabilir. Çünkü playoff'ta asıl amaç maçı bir şekilde koparmak olduğu için playoff'ta daha gene ana stratejin olarak yapmak iyi bir fikir değil. Ama maçın içinde çok daha fazla kullanıp kendi stratejini entegre edersin. Ama normal sezonda hayır. NBA'de normal sezon asla rakibe göre oynanmaz. Bence. Hani şimdi bunu oynamamalısın diye bir şey yok ama oynamak iyi bir fikir değil. O kadar çok maç var, o kadar yoğun bir takvim ki sen her rakibe tek tek ilgilenemezsin. Her rakibe tek tek strateji belirleyemezsin. Her rakibe tek tek odaklanırsan bu sefer kendi kimliğini kaybedersin. NBA'de normal sezon kendi kimliğini oturtmak, kendi oyununu kendi oyun sistemini maksimize etmek üzerine kuruludur yani. O yüzden hani o maçın belli anlarında mesela atıyorum çeyrek sonlarında ya da maçın sonunda maçın kazanma noktasında bunu yapabilirdin. 2 dakika, 3 dakika ama o kadar sadece yani. Çok fazla konuşulan konulardan birisi Indiana'nın performansı. Paul George MVP olacağım diye girdi sezona. Pek yakın değil MVP. Ama ben Paul George'u oralarda görmüyorum biliyorsun. Evet. Böyle bir düşüş trendi var. Daha doğrusu beklentilerin altında kalma trendi var. Yukarı çıkacağını bekleyenler de var. Daha erken takım daha tam oturmadı, yükselişe geçebilir diyenler de var. Sen ne düşünüyorsun Indiana konusunda? Valla benim sezon başı görüşlerim çok da değişmedi. Abi çok maharetli bir koça ihtiyacı var. Çünkü bir araya getirmesi çok zor parçalara sahipler. Kalite var, kesinlikle var. Hatta Doğu'da 4. 5.lik yakalamak için yeterince kalite var. Jeff Teague kaliteli mi? Kaliteli adam All-Star oldu yani sonuç itibariyle. Tamam. En üst düzey değil. Bir sürü zaafı var bu arada. Yani çok at gözlüğüyle oynuyor. Devamlılığı düşük vesaire. Montrezl kaliteli mi? Kesinlikle kaliteli. Ama kendisi Montrezl ama maalesef Kobe Bryant zannediyor. Onun kendisinin Montrezl olduğunu hatırlatacak Rick Carlisle gibi bir koça tekrar ihtiyacı var. Mesela Rick Carlisle yönetimindeki Montrezl'e bak. Rick Carlisle'sız. Gerek Golden State'e gerek buradaki haline bak yani. Paul George daha bir MVP olarak gireceğim diyor. Bence süperstar seviyesi yani NBA'in en fark yaratan oyuncuları var ya 6-7 tane böyle. Hı hı. Paul George kendini orada diyor. Ben de orada değilim. Bence bir tık altında. Süperstar seviyesinde evet olabilir. Ama orada değil. O kendini orada zannediyor. Onun nerede olduğunu iyi tanımlayacak. Onun yeteneklerine yalancı konuşacak. Şimdi diğer tarafta bakıyorsun Miles Turner, Thaddeus Young. Tamam mı? Şimdi Miles Turner muazzam bir cevher. Yani hücumda üçlük atabilen, oyunu açabilen, savunmada çok ciddi bir çember savunucu tehdit olamayan. Blok round'da ikinciydi galiba yanılmıyorsam. Öyle bir tehditken ama sonuçta ikinci yılında olduğunu, çok tecrübesiz olduğunu, hele o rolün çok daha olgunu isteniyor. Bu yüzden çok maharetli bir elin yönetmesi lazım bu takımı. Nate McMillan'da o isim değil. Bence her istikrarsızlık olacak ve iki yöne birden gidebilir. Yani arda arda gelen galibiyetler takımda bir hava yaratıp taşlar kendi kendine yerine oturabilir. Veya 2-3 mağlubiyette bu zaten birbiriyle çok uyumlu olmayan, kendi konumlarını iyi bilmeyen. Mesela Jeff Teague'de, Montrezl'de, Paul George'da karakterleri nedeniyle kendilerinin nasıl bir oyuncu olduğunu ve NBA hiyerarşisinde, oyun hiyerarşisinde nerede olduklarını bilmiyorlar. O konuda çarpık görüşleri var. Olduklarından ya daha iyi ya daha farklı zannediyorlar. Miles Turner tecrübesi olduğu için gene aynı konumda, NBA konum. Aralarında sadece Thaddeus Young yani ilk 5 için konuşuyorum. Ki bench'te öyle çok ciddi fark yaratan oyunculara sahip değil. Zayıf değil ama. Abi Thaddeus Young dışında bu takımda NBA'deki rolünü, konumunu, nerede ne kadar katkı, nasıl katkı vereceğini bilen oyuncu yok. Bunları koçun tanımlaması lazım ama tanımlayacak bir koç da değil. Bu kendi kendine yerine de oturabilir. Ama daha yakın senaryo bu tanımsız rollerin birbiriyle çatışması üzerine kurulu. O yüzden Indiana için daha iyi bir senaryo görmüyorum şu anda ben. Son olarak kötü giden, ya daha doğrusu kötü de değil aslında. Beklentiler şu anki bu kadar sakatlıktan sonra hala iyi durumdalar ama benim beklentilerimin altında kalan Utah'tan bahsedelim. Çok sakatlık yaşadılar. Hep bu sakatlıklarda Utah'ın başına geliyor. Düzelmeyecek mi? Abi Utah hem şanssız hem de maç içi şanssızlıklar da çok fazla. Utah net ratingde NBA 4.sü mü ne biliyorsun değil mi? Hı-hı. Yani merak etme abi bir şey olmaz. Bu şanssızlıklar da geçer. Takımın maç şansı da geri gelir. Sakatlıklar da düzelir. Zaten George'in ki ayak baş parmağı. O hemen geçer. Derek Favors'a dönmek üzere. Senin beklentin neydi de altında kaldılar? Ben ilk 4'te ilk 5'te olur diye düşünüyordum. Olacaklar sezon sonunda. Olacaklar.
Olacaklar. Şöyle söyleyeyim. Utah çok ama çok tehlikeli bir takım. Şimdi NBA Doğu Batı Konferansı'nda hiyerarşide diğerlerinden ayrılıyor değil mi? San Antonio Clippers ve Golden State. Değil mi? Mantıklı. Tabii. San Antonio, Golden State ve Clippers'ın koçla yani koç tabii Greg Popovich söylemezdi. Onlara sorsan taraftarlarına kimle oynamak istemezsin diye. Üçü de tartışması daha da tüm NBA'yi söyle. Cleveland falan da dahil. Onlar tabii doğuda olduklarını. Kimle oynayacak? Hepsi Utah diyecek. Hatta sana şunu söyleyeyim. San Antonio'da, Clippers'da, Golden State'te birbiriyle oynamayı Utah ile oynamayı tercih ederler. Çok ciddi söylüyorum. Utah kadar korkutucu bir takım yok şu anda. Çok oyun çünkü, bozuyorlar değil mi? Abi bir kere açık ara NBA'nin en iyi savunması. Onu söyleyeyim. Yani sağlıklı oldukları söylüyorum. Çünkü çok fizikliler abi. Arkada iki tane çok çabuk ayaklı, çok konsantrasyonu çünkü NBA'nin en iyisi çember savunucusunda Gobert'e sahipler zaten. Ve onu çok iyi tamamlayan parça var. Yani korkunç tehlikeliler ve kimse tüm NBA'de hani Cleveland'la Golden State'le oynamak istersin ama onlarla oynamak istemezsin. Hakikaten istemezsin yani. Hani şöyle diyelim ki işte ikinci turda Utah'la oynadın. Abi öyle bir seri geçer ki bir sonraki yani geçsen bile seriyi basketboldan soğursun öyle söyleyeyim. Halin kalmaz. Aynen öyle. O zaman yorumlarda... Bu arada ilk şey olacaklar. Yani eğer bu talihsizler artarak sürmezse ben hani bu kadar talihsizden sonra artık biraz talihin dönmesini bekliyorum. Talihsizler artarak sürmezse 53-54 galiba Batı dördüncüsü falan olabilirler. İnşallah o sene bu sene olur. Diyelim. Her o sene çünkü bir beklenti oluyor. Ha, playoff'ta muhtemelen tecrübeleri yetmez. Rakipler onlara daha odaklanarak oynadıkları için bu sene playoff'ta iddialı olmalarını beklemiyorum ama çok parlak gelecek yani. O zaman siz de yorumlarda takımınızın oynamasını istemediğiniz takımları yazabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.